Ve ALB Forex analisti Rıdvan Başturk telefon attığımızda. Sayın Rıdvan Başturk, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Evet, önce sizden piyasaları değerlendirmenizi isteyeceğim ama onun öncesinde Amerikan Merkez Bankası biliyorsunuz sürpriz bir toplantı yapma kararı aldı. New York Fed Başkanı William Dudley'nin bir açıklaması oldu yine bugün. Faizi ne zaman artıracağımızı söyleyemem, bu verilere bağlı. Faiz artırımının Çin için çok fazla problem yaratmayacağını da söyledi ekstra. Öte yandan da Goldman Sachs'ın da bir açıklaması var. Fed 4 kez faiz artıracak dedi. Bu ne demek? Nasıl bir etkisi olur, siz dinleyelim. Bunu nasıl değerlendireceksiniz? Tabii ki evet. Genel gidişata bakıldığında özellikle bahsettiğiniz Fed toplantısına kısaca bir değineyim. Bugün olağanüstü toplanarak avansla iskonto faiz oranını görüşecek. Aralık ayı için ipucu olur olmaz tabii, onu gelen açıklama sonrası göreceğiz ama bu en son toplantıyı Eylül ayında da yapmışlardı. Yani bu çok sürpriz, yılda bir iki defa yapılan bir toplantı olarak gözükmüyor. Fed ara sıra toplanarak bu faiz oranlarında, iskonto ve avans faiz oranlarında değişiklikler yapabiliyor. O yüzden hani Aralık ayındaki toplantı için bir ipucu olur mu açıkçası, o konuda biraz şüphelerimizin olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan Fed üyelerinin açıklamalarına geldiğinde tabii ki de sürekli son belki de 5-6 aydır yapılan açıklamaların genel temasına bakıldığında ekonomik verilere bağlı bir faiz artırımı süreci izleyeceklerini söylüyorlar. Bu biraz da tabii piyasaları dengelemek amacıyla söylenilen şeyler. Çünkü hiçbir Fed üyesi çıkıp şu an Aralık ayında kesin faiz artıracağız demez. Bunu hiçbir merkez bankasından bekleyemeyiz ki özellikle Fed'den hiç beklenmez. Çünkü piyasayı dengelemek zorundalar. Ne çok güçlü bir dolar ne de zayıf bir dolar Fed'in işine gelecektir. O yüzden yapılan açıklamaların çok da fiyatlar üzerine bir etkisi olacağını düşünmüyoruz. Zaten veri odaklı olduğu çok bariz belli. Çünkü Kasım ayı içerisinde, daha doğrusu Kasım ayı başında açıklanan istihdam verilerinin ardından Fed'in artık Aralık ayındaki toplantıda faiz artıracağı piyasalar tarafından fiyatlanmaya başlandı. Çünkü Kasım ayından önce Fed'in Aralık ayındaki toplantıda faiz artırma ihtimalleri %33 civarında gözükürken, gelen son istihdam ve geçen hafta gelen enflasyon verilerinin ardından bu oranın %70'e kadar yükseldiğini gördük. Tabii artık Aralık ayında gelecek faiz artırımı piyasalar üzerinde çok fazla etkili, en azından beklenen kadar etkisini yaratmayabilir. Çünkü zaten fiyatların içerisine girdi. Belki bir miktar daha fiyatlanabilir ama faiz artırım geldikten sonra artık piyasalarda bir rahatlama, en azından belirsizliğin ortadan kalkması nedeniyle dolar tarafında bir kar satışı gelebilir. Ondan sonra da artık Fed'in ekonomik verilere tekrardan bakarak her ay toplantısında artık faiz artırımı yapıp yapmayacağı piyasaların ana gündem maddesini oluşturacaktır. Peki Türkiye'ye dönecek olursak, şimdi mecliste çoğunluğa sahip tek parti iktidarının çıkması siyasi istikrar beklentilerini güçlendirdi diyebilir miyiz? Ekonomide iyi gelişmeler oluyor mu Türkiye açısından? Öngörünüz nedir? Önümüzdeki günlerde nasıl bir seyir izler ekonomi? Tabii 1 Kasım'da yapılan erken seçimin ardından tek parti iktidarının gelmesinin ekonomi üzerine etkisini şu vadede, kısa vadede, 20 günlük süreçte görmemiz çok zor. Bunun önümüzdeki süreçte orta ve uzun vadede görülebilecek gelişmeler olduğunu düşünüyoruz. Kaldı ki ekonomik reformlar yapılacak mı? Piyasaları inandırıcı reformlar veya inandırıcı insanların ekonomi yönetiminde olup olmayacağı tabii ki de şu an kısa vadede piyasalara yön verecek gibi gözüküyor. Ancak tabii ki de seçim öncesiyle seçim sonundaki fiyat hareketlerine bakıldığında tabii ki de tek parti iktidarının olumlu fiyatlandığını görebiliriz. Özellikle seçim öncesinde 67 bin dolar seviyelerinde olan Borsa İstanbul'da yukarı yönlü hareketler seçim sonrası etkili oldu ve 84 bin seviyesine doğru yükselişler kaydedildi. Diğer taraftan kur tarafına bakıldığında o 1 Kasım'a kadar olan iki süreçte belirsizliğin had safhada olduğu ve terör olaylarının olduğu sürede tabii ki de Türk lirasında diğer ülke para birimlerine karşı çok sert değer kayıpları vardı. O değer kayıpların tabii ki de en azından içeride tek parti iktidarın olması ve en azından belirsizliğin bir kısmının ortadan kalkmasıyla birlikte geri çekilmenin olduğunu biliyoruz. Kaldı ki seçimin ertesi günü 2.75'e kadar bir geri çekilme vardı. Ancak bunun çok kalıcı olmadığını gördük ve gelen Amerika verileriyle birlikte, istihdam verileriyle birlikte tekrardan yukarı yönlü hareketler var. Bundan sonraki süreçte de bir kısa vadede içeride ekonomi yönetimi kim olacak ki, bunun çarşamba gününe kadar açıklanmasını bekliyoruz. Henüz kesin bir gün yok ama her an kabine yönetimi açıklanabilir. Tabii piyasanın güvendiği isimlerin, özellikle Sayın Babacan ve Sayın Şimşek'in ekonomi yönetiminde olup olmayacağı oldukça önemli olacaktır. Nasıl ekonomi bir yönetiminde etki yaratır peki Babacan'ın ekonomi yönetiminde olup olmaması?
Tabii bilindiği üzere özellikle yabancı yatırımcıların, yabancı fonların Türkiye'de en güvendiği isim ekonomi bazında bakıldığında Sayın Babacan olduğunu biliyoruz. O yüzden Sayın Babacan'ın ekonomi yönetiminde yer alması bile başlı başına en azından yurt dışı fonlar, yurt dışı yatırımcılar açısından ve içerideki güven açısından tabii ki de oldukça önemli olacaktır. Çünkü uzun yıllardır ekonomi yönetiminin başında ve gayet istikrarlı bir başarısının olduğunu görüyoruz. Yer almazsa eğer ekonomi yönetimi içerisinde, tabii bu içerisi için kısa vadede bir satış olarak değerlendirilebilir. Borsa İstanbul ve Türk Lirası tarafında değer kayıpları görebiliriz. Ancak uzun vadede tekrardan bu dengeyi sağlayacak olan şey, her ne kadar Babacan ekonomi yönetiminde yer almasa dahi yapılacak olan reformlardır. O yüzden Sayın Babacan yer almazsa bu sefer ekonomi piyasalar, daha doğrusu ekonomide yapılacak olan reformlara odaklanacaktır. Bu reformlarda piyasanın istediği, güvendiği şekilde gelmediği takdirde bunun içeri yansıması bir kat daha fazla olumsuz olacaktır. Peki Sayın Idvan Başlık, süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sayın seyirciler, ekonomi haberlerinin